Merhabalar Deli Sınıfı. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün değişik bir yerdeyiz fark ettiyseniz. Bugün mutfaktayız. Sizce bugün neden mutfaktayız? Hangi konudayız ki bugün mutfaktayız? Hadi bir tahmin edin bakalım. Zaten görmüşsünüzdür tıklarken de videoya. Evet, matematik dersindeyiz ve kesirler konusundayız. Bugün kesirler konusunu mutfakta yapalım. Hem farklılık olsun dedik, hem de biraz bir şeyler keselim. Yani uğraşalım bir şeylerle istedim. O yüzden burada çekiyoruz videomuzu. Evet, şimdi kesirler konusuna gireceğiz. Kesirlerin şu an en başındayız, birinci sınıftayız. Yavaş yavaş arta arta birçok şey öğreneceğiz kesirlerde. Şimdi size birkaç bir şeyler soracağım. Tamam mı? Hadi bakalım birlikte yapalım bunu. Sizce bu gördüğünüz nedir? Cevabı vermişsinizdir herhalde, görüyorsunuzdur. Evet çocuklar, bu bir elma. Bu elma nasıl bir elma sizce? Yenmiş mi hiç? Yani hiç kesilmiş mi? Hiçbir şey olmamış değil mi? Bu elma bir bütün elma. Buna bir bütün elma da diyebilirim. Hatta bütün kırmızı elma ya da tam da diyebilirim. Bütün de denir, tam da denir. Şu an hiç kesilmeyen bir elma bu. Değil mi? Bütün elma. Bunda bir değişikliğe gidelim mi? Ne dersiniz? Hadi bakalım, bir değişiklik yapacağım bunda. Yapıyorum şu anda, sizi görmüyorsunuz. Yaptım. Ne oldu elma? Bakın, bütün elmaydı. Tam ortasından kestim ve bunu ikiye ayırdım. Sizce artık bu elmaya bütün elma diyebilir miyiz? Sizce diyebilir miyiz? Bu bir bütün elma mıdır mesela? Hayır. Bu elmaya ne deriz? Yarım elma deriz, değil mi? Bu yarımdır. Bu bir yarım elmadır. Bakalım iki tane yarım elma birleşirse ne olur? Evet, bütün elma olur çocuklar. Burada dikkat edilmesi gereken bütün ve yarım da tam ortadan eşit bir şekilde ikiye ayrılmasıdır. Yani şöyle ucundan kesseydim olmazdı. O zaman bir yarım olmazdı. Şimdilik bunlar elimizde dursun. Bütündü, kestik, iki parçaya ayırdık. Bunlar yarım yarım. İki tane yarım birleşiyor ve bir bütün oluşturuyor. Şimdi size değişik bir şey göstereceğim. Biraz ellerim kirlenebilir. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bir kruvasan. Evet, kruvasan ekmeğe benziyor. İçerisinde farklı şeyler olabiliyor. Şimdi mesela bu bütün bir kruvasan. Tam bir kruvasan. Bunu şöyle yapsam ben. Kenarından. Şöyle kessem. Bakın kestim. Sizce bunu yarım yarım olarak ikiye ayırmış oluyor muyum? Hayır. Tabii ki olmuyorum. Çünkü yarım olması için eşit olması lazım. Yani tam ortasından kesmem gerekiyordu. Böyle ya da böyle tam ortasından kesmem gerekiyordu. Bu yarım yarım olmadı. Çünkü eşit kesmedim. Ama şöyle yapsaydım mesela. Yine kruvasanımı aldım. Şöyle kesseydim. Bütün kruvasanı şöyle ayırsaydım, eşit olsaydı ikisi de, bunlar evet yarım yarım olurdu. İki yarım birleşirdi ve bize bir bütün oluştururdu. Bu doğru olurdu ama az önce yaptığım doğru değildi. Sizin de dikkat etmeniz gereken konu eşit kesilmesi. Bu şekilde olan yiyeceklerin ya da herhangi bir eşya ikiye bölünüyorsa onun eşit olması. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Var mısınız? Bir tane daha gelsin. Peki bu ne? Evet, bu da yeşil bir elma. Yeşil elmanın nasıl bir yeşil elma ama? Yarım mı? Hayır değil. Bu çocuklar bütün bir yeşil elma. Şimdi sizin için onu da yarım yarım yapacağım. Kaça böleceğim? Evet, ikiye böleceğim. İkiye bölüyorum şu anda, burada bıçağım da bayağı keskinmiş. Evet, bakın az önce gördüğünüz bütün elma artık yarım yarım olmak üzere iki elma. Yani bir yarım elma, bir yarım elma birleşiyorlar ve
bütün bir elmayı oluşturuyorlar. Evet, yarım ve bütün aslında bu kadar kolay. Bir şeyi ikiye bölüyorsunuz ve ondan iki tane oluyor. Onlar yarım yarım oluyor. Artık bütün olmuyorlar. Tekrar birleşirlerse tabii bütün oluyorlar. Ve sorularda farklı şekilde çıkabiliyor çocuklar. Biraz daha zorlaştırabiliyorlar. Mesela şöyle diyor. Şöyle hepsini tutayım elimde. 4 tane yarım elma. Kaç tane bütün elma eder? Bakın böyle zorlaştırabiliyorlar değil mi? Şunlar birleşir, bir bütün eder. Bunlar birleşir, bir bütün eder. 2 bütün elma eder değil mi? 4 yarım elma, 2 bütün elmadır. Ya da 6 yarım elma, 3 bütün elmadır. Bu tarz size sorular gelebilir. Şimdi bir de kağıtla göstereceğim. Elimde bir A4 kağıdı var. Bunu biliyorsunuz fotokopi çektiğimiz kağıt. Bu bütün bir kağıt. Tam hiç kesilmedi. Yani fotokopide kullanılacak hali bu. Bunu tam ortadan ikiye keseceğim sizin için. Ne olacak o zaman? Tam ortadan şöyle aldım. Ve tam ortadan ikiye kestim. Bakın bütündü, ikiye kestim. Ne oldu? Yarım oldu değil mi? Hatta onların üzerine şöyle bir şeyler yazıyorum da kameradan çıkmamışımdır umarım. Şöyle bakın yarım, yarım. İkisi birleşince ne oluyor? Şöyle yapayım hatta onun da arkasına. Değil mi? Bakın yarım yarım birleşiyor ve ne oluyor? Bütünü oluşturuyor. İkisi birlikte olunca bütün oluyorlar. Belki kamerada yanlış çıkıyordur ama siz tersten de okumayı biliyorsunuzdur. Bütün ve yarım hakkında söyleyeceklerimiz buydu. Konumuz bitiyor mu bütün ve yarımdan sonra? Hayır çocuklar. Bir şey daha var. Onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi bunun bir elma olduğunu söylemiştik. Ve ikiye böldüğümüzde yarım yarım olduğunu söylemiştik. Peki bu elmayı ben eşit bir şekilde dörde bölseydim ne olurdu? Var mı cevaplar acaba? Böldüm. Evet. Artık elmamız eşit dört parçadan oluşuyor bakın. Hepsi eşit dört parçadan oluşuyor. Sizce bu parçaların her birine ne denir? Hadi bakalım bekliyorum cevabı. Ne denir sizce bu parçaların her birine? Yarım denir mi artık? Hayır, artık yarım denmez. Bunların bir adı var. Bütün elmayı dörde böldüğümüzde her bir parçasına çeyrek elma denir. Saatlerde duyuyorsunuzdur hani çeyrek geçiyor falan derler. Oradaki çeyrek, çeyrek elmadır. Bu gördüğünüz. Evet, çeyrek elma, dört tane çeyrek birleşince ne oluyor? Bir bütün elma oluşturuyor. Bunda da dikkat edilmesi gereken bütün parçalar birbirine eşit. Bu dört tanesi de birbirine eşit. Yani bir tanesi küçük olsaydı dört parçadan o zaman bütün oluşturamazlardı. Hepsinin aynı olması gerekiyor. Aynısını sizin için az önceki kruvasanımı hatırlıyor musunuz? Şöyleydi. Ve ben bunu ikiye ayırmıştım böyle, yarım yarım yapmıştım. Şimdi onu sizin için eşit bir şekilde şöyle bakın. Şöyle dörde ayırdım. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama dört parçaya ayırdım. Her biri çeyrek kruvasan oldu. Gördüğünüz gibi dört tane çeyrek birbirine eşit çeyrek kruvasanlar birleşip bütün bir kruvasanı oluşturdu. Evet. Burada öğrenmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bakın yine işler zorlaşabilir. Bakın şöyle sorular da çıkabilir. Gerçi bunlar ikinci sınıfta daha çok çıkıyor ama şimdiden de bilmemizde fayda var. Hani az önceki kırmızı elmayı da ben şimdi dörde böldüm. Dört tane çeyrek oldu. Bunlar çeyrek elmalar. Peki diğer bak burada da dört tane çeyrek vardı. Burada da dört çeyrek. 8 tane çeyrek elma.
Kaç tane bütün elma eder? Burada bir bütün, burada da bir bütün, iki bütün elma eder. Böyle sorular da olabilir. Bunlar dediğim gibi biraz daha zor kısımlarda, ikinci sınıfta oluyor ama birinci sınıfta sadece bir tanesini, yani dört çeyreğin bir bütün oluşturduğunu bilmeniz yeter. Bilmeniz gereken bir şey daha var. Dört tane çeyrek elma bir bütün oluşturuyor. Peki çocuklar, sizce iki tane çeyrek elma ne oluşturuyor? Düşünün bakalım. Bu var çeyrek. Bu da var çeyrek. İkisi birleşirse ne olur sizce? Evet, cevapları duymuş gibiyim. Bakın, iki çeyrek birleşince ne oluyor? Bir tane yarım elma oluyor. Neymiş? İki çeyrek elma birleşip bir tane yarım elma oluyor. Hemen kağıtla da size göstereceğim. Yine bir A4 kağıdını eşit şekilde dörde böleceğim. Hoppa. Dörde hızlıca böldüm. Şu anda kendimi kendin yap, böyle kanallar oluyor. Orada çalışanlar gibi hissediyorum. Evet. Dört tane böldüm bakın. Bunlardan her biri ne oldu dörde bölünce? Çeyrek oldu değil mi? Bakın. Dört tanesini ben bunları yan yana birleştirsem bunlar yine bir bütün kağıt oluşturacaklar. Sadece iki tanesini birleştirsem bir yarım kağıt oluşturacaklar. Bakın deneyelim. Bunu böyle birleştirsem. Az önce de yarımlarım vardı. Bakın iki çeyrek birleşince gerçekten de bir yarım kadar ettiler. Böyle de bir gerçek var. Bir sürü yiyecek şeyim oldu burada. Bunları bekletip daha sonra hepsini yiyeceğim, merak etmeyin. Boşa gitmeyecek. İsraf yapmayacağız, israf etmeyeceğiz bunları. Başka söylemem gereken bir şeyler var mı diye düşünüyorum. Yani budur bilmeniz gereken. Bir tekrar edelim isterseniz. Bir bütünün içinde kaç tane yarım vardır? Hadi bakalım, yarısını düşünün. İki tane yarım vardır. Bir bütünün içinde kaç tane çeyrek vardır? Evet, dört tane çeyrek vardır. Peki, iki tane çeyrek kaç tane yarım eder? Bir tane yarım eder. Peki, dört tane çeyrek kaç tane bütün eder? Bir tane bütün eder. Son sorum geliyor. Peki, iki tane yarım kaç tane bütün eder? O da bir bütün eder. Böyle arda arda tekerleme gibi söyleyince biraz karışık oldu. Ama siz de annenizin ya da babanızın yardımıyla bunları keserek öğrenirseniz daha iyi olur. Tabii hani güvenli hayat konusunda işlemiştik. Şu anda siz bıçak kullanacak yaşta değilsiniz. Ailenizden birinin yardımıyla bunları keserek öğrenirseniz, keserek yaparsanız çok daha iyi anlaşılır olur. Kendinize dikkat edin birinci sınıfı. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın.